Herkese merhaba. Herkese merhaba. İş ayağının bitmeyen çamaşır. Bakar mısınız? Bu makine kurmadan diğer makineye atmak zorunda kalıyorsunuz. Ondan sonra hepsi üst üste birikiyor. Hakan Cem'in şaşırıyor. Hakan Cem'in atletleri. Anlattım. Birazı kurumuş kurmayanlar tekrardan askıda bırakacağım. Ama bugün hava çok güzel. Şimdi havaya güvenip de kurmayanlar dışarıya asasında gelmiyor. Bir anda hava kapatıyor. Kuruyan çamaşırı tekrar ıslanıyor. Islandıktan sonra bir daha yaka. Bir daha fondöre çabası içine gir. O daha zorunlu olur şu an. Benim ayağım birbirine bulur. Kedilerin birbirine git. Ben çamaşırları bu şekilde posta posta götürmeyi çok seviyorum. Şu anda Hakan'ın atletleri var. Atletlerin hepsini topladım, katladım. Şimdi yerini yerleştireceğim. Ondan sonra tekrardan gideceğim. İsmail'in çamaşırlarını katlayacağım. Toplayacağım, katlayacağım, yerine yerleştireceğim. O şekilde gideye gele, gideye gele iş yapacağım. Ha, çok fazla akıl kar bir iş mi? Değil ama öyle toplamayı da seviyorum. Yani o şekilde toplayarak yerleştirip hepsini bir anda leğene koyup da dağıtmaktansa böyle gel git yapıyorum. Bazen kulaklığımı da takıyorum. Hem müziğimi dinliyorum hem çamaşırlarımı toplayıp katlayıp yerlerinde yerleştirebiliyorum. Ben daha önce de söylemiştim. Ben iş çamaşırlarımı, nevresimlerimi ütülemiyorum. Şimdi Hakan iş çamaşırlarımı topladım ama onları ütülemeden yerlerine yerleştireceğim. Borsanlar, başları buradaki şekillere göre koymalıyız. Aaa! Çocuğun yetişsin var ya, beni öldürecek. Aşkım! Annem! Ya yedekten kalkıyorsun, şu tulumla beraber öyle güzel bir keyif yapıyorsun ki. Sana imreniyorum ben ya. Hı? Sana imreniyorum ben. Tüke bak ya. Kara kuzum benim. Kara oğlum benim. Şşş. Hiç basa vermiyor işte. Şşş. Hadi yat bakalım biraz daha da ondan sonra tulumunu çıkartalım sen. Keyfe bak keyfe.
Evdeki işlerimiz bitileri, çamaşırlarımı topladım, katladım, ütülerimi yaptım, yerlerini yerleştirdim, çıktım geldim. Aferin sana. Bayağı gayet. Çok çalışkan bir bayan. Çalışkan. Ama eve gel gör bir dağınık. Arkan yine her tarafı dağıttı. Valla. Çocuk bildiğin hortum gibi. Senin erdiğinden ben saat 9.30'a kadar ev toparladım. Şimdi sen böyle söylüyorsun, diyorsun ki Leyla'ya gitme, kadını evini dağıtıyorsun, kadına rahatsızlık veriyorsun diye. Kızım ne alakası var? Böyle söylediği zaman. Ben sana söylemiyorum, Hakan'a söylenerek yapıyorum. Ben de zaten kız ev sabah kalktım, sildim, süpürdüm, her tarafı dağıttıydım. Valla yapacak bir şey yoktur, küçük çocuk varsa mecburen yapacağız. Büyüyesi toplayacağız. Bir şey yok. Deniz'in İsmail'in dediği gibi. Büyüyene ne dedi Deniz? Büyüyene ne kadar sabrediyoruz? 1,5 yıl diye sabreden ne diye. 1,5 yıl sabredeceğiz. Ondan sonra bir kendine toplatacağız. Yapacak bir şey var mı? Yok. Biz sevdiğimizden söylüyoruz. Leyla'nın meşhur tırtıl kurabiyesi. Yengenin ismi neydi Leyla? Mine. Mine yengeye geldik de. Tırtıl kurabiyeyle tuzlu kurabiye yapılacakmış. Buzlu atılacak. Yengem şey ameliyat oldu diye benim. Evet, ben biliyorum Leyla. Misafirleri gidip gidiyor. Rahatsız. En azından dolabında şey olsun diye. Tuzlu ona biraz. Buna pek yardım edemem de ben tuzluya yardım ederim Leyla sana. Tuzluya yardım edersin. Bunda zaten kalıp bir tane. Ne oldu? Kalıp bir tane olduğu için bunu ben yapıyorum. İstersen ben de sıkabilirim Leyla. Yok yok. Belin ağrıyorsa ben yapayım. Yok dedim, kedi zaten bir tepsilik çıkar bu. İki tepsence çıkıyor biliyorsun. Bir şey kalmadı. Ne güzel konuşuyor. Bak. Ne oldu? Ne oldu? Kesin senden bir şey isteyecek de o yüzden seni bacaklarına. Aynen. Senden bir şey isteyecek söyle yapar yoksa. Yenge torunlarının özlemini gider. He? Torunlarının özlemini gider diyeyim Hakan'la. Fatoş'la Çağ'ın. Ha Çağ'ın. Çağ'ın şeyi babaannesi. Çağ'ın da çok tatlı be. Fatoş da bayağı tatlı. Fatoş'u görmedim de Çağ'ını gördüm ben. Çağ'ını gördüm sadece. Fatoş da tam bir fırlam olmuş. 15 tatilde geldiler diye. Görmemiştim 15 tatilde. Ben de yoktum ya. Bursa dolunca senin de misafirlerin vardı. Sen Bursa'daydın işte şey. Yengem bile gelip gidiyorduk ya, Süleyman gelip buradaydı. Söyle dedin sen Çağ'ın gelecek, Deniz Çağ'ınlarla vakit geçirsin diyordu. Geçirdiler bayağı. İyi olur canım, hasret gezersindir. Yani. Çocuklar akrabaları bilsinler. Deniz zaten şey yani. Antep'i bu yıl şeyden dolayı istemedi. Çağ'ın gel buraya geliyor diye istemedi ya. 15 tatilden. Çağ'ın geliyor zaten, gitmemize gerek yok buraya diye. Leyla'daki şu var ya, şey nizama bayılıyorum. Ben olsam Eylül ürünü yapar yapar ama Leyla mutlaka hepsi hemen hemen aynı boyda olacak ve düzdürecek. Yoksa sinir oluyor. Kızım böyle düzenli yaptığın zaman hem daha fazla şey alıyor. Bu erken kalktı sabah biraz. Ay kasılmaya baksana, oturmaya. Fatma'yı burada uyudurdum. Ufaklığı mı? Çağ'ını gördüm de Fatma'yı hiç görmedim ben. Fatma küçük. Burada biraz sefer yattı uyudu. Güzel de iyi burada, yavaş yavaş sallardık. 15 saatinde geldi gittiler. Hadi oğlum uyu. Ne? Dandili dandili dastanı.
gitmişsin ha? Ben gelmem. Abiyle dursun. Yat bakayım. Ben de benim erkeğim. Bu korsayı bağladım şimdi. Yani Leyla söylüyordu fıtıktan dolayı. Kors, ayakta durma gelmeyecek. Elini vurma diye gördün mü? Hadi bakayım sen salla. Vay, sallayayım mısın işte bak. Hadi yat, yat. Şşş, şşş. Kendini bırak. Ya da şey de yapabiliriz, 10 dakika kalmış, kalıp da geçebiliriz. Sana bekleyelim diyorum çocuklar, alak da geçelim. Ne yapacağımıza karar veremedik ki maşallah. Araba araba yavrum. Yolu ortaladın da Leyla. Beynim döndü. Ne, beynim mi döndü? Beynim döndü. Tut kız çocuğu. Annem çıkaramadım. Tut. Araba ağır ya, araba çocukta mı ağır? Ya yazlık arabaya geçtik mi, araba kuş gibi geliyor bunun yanında bana. Leyla'yla beraber çıktık, gidiyoruz. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Bu da ne? Bir gün birmeyi reisim. Ne bek? Birime. Gidelim. Sen bana gidelim de ben her yere gidelim. Leyla ben de bir yere giden dedim mi sıkıntı yok biliyorsun yani. Biliyorum canım. Hazır ve nazır bir şekilde biliyorsun yani. Bekliyoruz. Bakma, seninle biz birime gideceğimiz zaman mahlep almaya da gidelim. Mahlep şeyde olabilir belki. Getirmiş olabilir belki adam. Neyle? Şu, senin alt tarafında Antepli baharatı var ya. He. Doğmanda. Alam bilinen senin herhangi. Belki adam getirmiş olabilir. Olabilir. Oraya da sorarız. Oraya orada yoksa belki. Doğu garajında da var aktarcılar Leyla. Onlar güzel. O adam genelde şarkı getirmiş olabilir, ona bir bakarız. Tamam. Bitti mi elindeki? Şuradan bir tanecik vereyim. Tırtıllı. Hele uzun bir süre Bravi'ye görmek istemiyorum. Biraz oradan bir fırsat da geçeyim. İyi şey yok. Bir şey, Bravi'ye şeyini atlatarsak yeter. Kurabiye atlatalım. Benim da şey yapalım. Benim limitim doldu çünkü. Senin limitin dolduysa ben profiterol yapayım. Yani vallahi yordu beni boynumu falan. Sen fıtığın seni mahvettiği için. Ben profiterol yaptım. Bugün cana yaptık, bugün yengeme. Yani. Geçen özel yaptık, sana yaptık, bana yaptık. Evet. Derken vallahi yoruldum artık, bir süre görmek istemiyorum. Leyla'nın yani kotası dolmuş şu anda. Yeter. Bitti. O zeytininden al. Bu zeytinden alan mı? Benim zeytinler eridi bitti Leyla. Koca iki bidon gitti kız. İçim benim yandı. Bir yer, bir tane yarım, bir de bunun başının yarım kaldı. Leyla bundan büyük şöyle iki tane şey gitti benim. Kavanozum gitti. Hava almıştır. Benimki hava almış, erimiş gitmiş. Çok geçen sene öyle oldu. Benimki köyden gelen. Vallahi ben üzüldüm. Bir de ben bu zeytinleri çok beğenmiştim be. Seneye de aynı zeytinden alalım biz. Aynı zeytin. Bu şey... Kayınbabamı getirdim. Şeyden baktan aldın? Özlem'den? Özlem'den aldım. İşte Özlem'den aldıklarım kaldı herhalde. Bir tanesi kaldı onun. Bir de bunun başının yarısı kaldı. Hmm. Şeyden gelen falan gitti bizde. Valla ben Özlem'den aldıklarımı yap dedim. Anneme verdim, ablama verdim, kardeşime verdim. Onlarınkinde sorun yoktu. Ben zaten bir tek Özlem'den aldım. Yani. Bir başka almadık ki ben zaten. Ama Özlem'den de 10 kilo aldım Leyla. Yani Özlem'den 10 kilo aldım ya. Hmm. Ben 10 kilo geçti. Seninkisi rahat geçti. Benim 15 oldu. 4 tane böyle doldurmuş kayınbağım getirmiş. Onları koydum ben. O şey yapıyor, topluyor, getiriyor. Hmm. Ben kendim diyeyim. Onlar çizme yapıyor ya. Kırmayı bilmiyorum. Kırma daha güzel ama be. Çıtlama mı diyorlar?
Çıtlama da diyorlar, kırma da diyorlar yani şey. Ben kırmayı daha çok seviyorum Leyla. Deniz çizmeyi yemiyor, ben de yemiyorum. Dayanla tek çarpıyor, kırma daha iyi oluyor. Daha güzel. Hele bir de çekirdeğini temizlesen. Valla ben geçen işte bu eriyenlerden yaptıklarımı öyle bir güzel kırmış ki kimisinin çekirdeği çıkmış Leyla. Çok da güzel oluyor ama. Güzel oluyor. Bu tam olgunlaşmadan toplamıştı ya kayınvalide. Ha evet söyledi desin. Ondan dolayı zor. Bunun çekirdeği çıkmıyor bak bu sefer. Geçen sene getirdiğinde hep kırırken şeydi çıtlatırken şey oluyordu çekirdekleri de çıktıydı. Annem mesela geçen yıl çekirdeğini bir temizlemişti. 5 litrelik bir göndermişti. Bir de kırmış göndermişti. 2 tane gönderdiydi o geçen yıl. Bu yıl sadece çıtlatmış göndermiş. O da şey belinden dolayı. Rahatsız. Bu onunla beraber kırmış göndermişler. Temizleyememişler. Çekirdeğini. Atatürk Parkı'nın orada Karadeniz Üniversitesi'ne, Karadeniz Üniversitesi'ne ait olduğu Karadeniz Üniversitesi'ne organik ürünler satan bir festival açılmış. Leyla ile beraber oraya gidiyoruz. Bir de bildiğiniz gibi bizim videomuz 2-3 gün geriden geldiği için bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Herkesin geçmiş Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamış olayım çünkü yayınlandığı tarihte 2-3 gün geç yayınlanacağı için. O yüzden hepinizin Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun ve belediyemizin düzenlediği Mor Şemsiye adı altında Dünya Kadınlar Günü yürüyüşü var. O yürüyüşe de katılacağız Leyla'cımla beraber. Hakan'ı aldık, oğlanları evde bıraktık, biz çıktık. Bak Leyla Mor Şemsiye. Nerede? Bir tane çıkar orada ileride. Gördüm. Bak orada da gördüm şimdi. Ulan yaktan daha yeni çıkmışlar. Bunlar buralarda kapıyı yapıyorlar. Bak bak. Şemsiyeler. Olabilir. Çünkü herkes neyle aynı. Büyük ihtimalle belediyenin dağıttı. Şemsiyeler var. Biz varız ve burada izlemek için birazdan Mor Şemsiyeleriyle birlikte hür doğdum, hür yaşadım diyecek kadınlarımızı şemsiyeleriyle birlikte alanımıza bekliyoruz. Ve alanımızdaki tüm konuklarımızdan kortejimiz için kuvvetli bir alkış istiyoruz. Onları alkışlarla karşılayalım.
birazdan burada birlik ve beraberliklerini göstermek için hür doğdum, hür yaşadım diyecekler. Kadınlarımızı şemsiyeleriyle birlikte alanımıza bekliyoruz. Karşı tarafındayız Naciye abla. Evet, baksana çiçeklerini güzel mor yapmışlar Leyla. Kadınlar günü özel yapmışlar. Bence de. Bütün hepsi mor. Çok güzel ama. Leyla'cığım tekrarlar Dünya Kadınlar Günü. Kutlu olsun hayatım. Teşekkür ederim efendim, canım. İlkay ablam geliyor. Leyla abla bana var. İlkay ablam geliyor. Gördün mü? Gördüm. Onun da burnunda mor bir şey var. Kadınlar gününe özel. Leyla abi biz mor giyinmedik mor. Valla benim mor kıyafetim olmadı için. Benim mor sivitim vardı, çok güzeldi. Aç bakayım Naciye ablacığım. Naciye ablamın maskesi bile bu. İskidar yapacağım. Onu da belirleyelim. İskidara giderken aldı da bir yavur. Katibimin setresi uzun, eteği çamur. Aman Allah, katibimin setresi uzun, eteği çamur. Katip uykudan uyanmış, gözleri mahmur. Katip uykudan uyanmış, gözleri mahmur. Katip benim, ben katibim, elle karışır aman Allah. Katibime kolalı da gömlek ne güzel yaraşır. Katip... Bu kadar. Ağzına sağlık Naciye ablacığım, 2 dakikalık bile olsa. Hayır, devamını söyleyecektim de bir anda kal geldi. Neyse, bu kadarını koyarsın. Nasılsın İlkay ablacığım? Evet, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Evet. Senin izleyicilerini, takipçilerini. Biz de hepinizin. Herkes kendine çok iyi baksın. Evet. Çok güzel bir dünyada yaşamak dileğiyle. İnşallah.
Üşüdün mü kız? Üşüdüm valla. Çok. Trabzon'un yöresel ürün. Festival mi diyeyim, yöresel ürün çadırlarına geldik. Gel Leyla, girelim mi? Gel girelim. Bakalım. Ne var ne yok. Ama küçükmüş. Mıhlama kaymak peynirleri. Saymak, mıhlama kaymak peynirleri. Benim dediğim de orada mıhlama diye işte. Demek ki ismi farklı da. Bolca kuru ya. Şeyini de biraz daha terk edelim. Hadi içelim. Bir su bardağı kaynak su. Kaynak su. Leyla bunları şeker kaşarla çok sevdim. Bir bayılıyorum o şeker kaşarla. Fiyatlar felaket. Her evde bir yemin. Artvin kestane balı yalnız Leyla. Alacaksan Artvin'in kestane balını alacaksın. İnanılmaz derece güzel. Öyle annem demişti de kızım olsun. Bak. Kestane balı ne kadar Artvin'in? 300 lira kilosu. 300 lira kilosu. Evet. Ama Leyla hiç bozulma yapmıyor. Sıfır şekerlenme güzel. Bunlar ne? Yika. Yika nedir? Yika Beypazarı kurusunun çekirdekli, çekirdek içi. Atıştırmalık çayın yanında. Galeta normal gibi bir şey yani. Galeta gibi, evet. İçerisinde mısır unuyla yapılır o. Atıştırmalık, çekirdek içi ve mısır unu vardır. Güzelmiş ama galeteye benziyor. Evet. Ama mısır... Kilosu ne kadar bu? 60 lira. Ne kadarlık isterseniz yapıyorum. Yaneymiş. İyi mi? Galeteye benziyor zaten. Evet. Neyse. Afiyet olsun. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Tadına bakın. Leyla'cığım sen bak. Buyurun. Ben çok şükür. Buyurun hanımefendi, siz de bakın. Teşekkürler, çok sağ olun. Evet. Kendi kasap çocuğumuz. Şurada çok para var. Ne mi? Sucuğu alacaksın, afyonun olacaksın Leyla. Sucuğu alacaksın, afyonundan olacaksın. Allah'ın işi köpeği kaçar. Evet, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel. Taylan abi Leyla'ya çiçek almış. Leyla mor kurdelesi var. Mor kurdelesi var. Mor da şemsiyeler de var. Allah hayırdır. 8 Mart herhalde morla müteşkildiler. Evet, bu senenin rengi. Tek şey mor herhalde. Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak da. Kadınlara biz Leyla'yla dışarıya çıkarken apartmana kim giriyordu? Bir bey giriyordu. Elinde iki tane üç çiçek komşu vardı. Üç komşu. Dedik ki adama bakar mısınız ya? Dünya Kadınlar Günü'nde eşine çiçek alıyor. Dedik de akşama Taylan abiden de çiçek gelince biz gerçekten çok şaşırdık Leyla'ya. Kızım Taylan normalde yazan günlerde böyle çiçek mi çek bilmez de o yüzden diyorum. Bunu kesin birisi vermiştir diyorum yani. İlla ki altında bir şey arıyor. Geçen yıl değil, ondan önceki yıldı, işte iş yerinde çalışırken müşterinin birisi götürmüş, oradaki herkese karanfil dağıtmış. Bir baktım aldı geldi akşam. Allah Allah dedim, hayırdır dedim, ne oluyor falan. Diyor karanfil aldım işte, sonradan dedi ki müşteri dedi getirdi hepimize dağıttı dedi, kadınlar gününde de eşsiz eşlerinize götürün demiş. Onu da kendi almış gelmiş yani. Olsa ama hatırlamakla getirmesi bile güzel bir şey Leyla.
Öyle deme yani. Evet. Onun işte hatırlamış, kendini hatırlamamış ki. Yaralanmıyor derler ya. Biz kadın milletine hiçbir şekilde yaralanmıyoruz derler ya. Aynen. Bulamayan da var. Boş ver şimdi, sen öyle söyleme. Evet, hepinizin tekrardan geçmiş kadınlar. Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Evet, öyle değil mi? Evet, Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Kutlu olsun diyoruz ve videomuzu sonlandırıyoruz. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir videomuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın.